futbolun şehirlerinde yeni sezona hoş geldiniz. Bu sezon yakın bir yerden, Beyoğlu'ndan, İstanbul Beyoğlu'ndan başlıyoruz. Tabii ki tüm sezon boyunca Anadolu'yu adım adım gezeceğiz, karış karış gezeceğiz futbolun şehirlerinde ama ilk programı futbolun doğduğu noktadan, İstanbul'da Taksim Stadı'nın olduğu Beyoğlu'ndan yapalım istedik. Ve şimdi İstiklal Caddesi'nde tramvayın da geçişini bekliyoruz aslında. İstanbul Beyoğlu, futbolun doğduğu nokta dedik çünkü Taksim Stadı'nda ilk futbol maçı oynandı. Pek çok ilkler yaşandı. Beyoğlu Spor buranın simge takımlarından biriydi bir dönem. Hem Beyoğlu Spor'u araştırdık hem de Beyoğlu'nda ne yapılır, nerelere gidilir. Bu programda sizler için bunu işleyeceğiz. Dediğim gibi Anadolu'yu çok gezeceğiz, adım adım gezeceğiz ama ilk programda İstanbul Beyoğlu'ndayız. Türk futbolunda yepyeni bir sezonun daha içerisindeyiz ama Türk futbolu adına her şeyin başladığı yer işte tam da burası. Eski Taksim Stadı'nın olduğu yer, şu andaki adıyla Gezi Parkı. Türk futbolu adına her şey burada başladı dedik. Nasıl başladı? Burası aslında öncelikle 1560'lı yıllarda bir mezarlık olarak yapılmış. O mezarlığın bir kısmına 3. Selim tarafından Topçu Kışlası inşa edilmiş ve o Topçu Kışlası uzun bir süre kalmış burada. O kışlanın avlusunda ilk olarak aslında güreş müsabakaları düzenlenmiş. Güreş müsabakalarında Kurt Dereli, Filiz Nurullah gibi ünlü pehlivanlar burada güreşmişler. Sonra futbolun da ilgi görmesiyle birlikte futbol maçları da yapılmaya başlamış. Ve İstanbul işgal altındayken burayı Maltalı bir tüccar satın almış. Uyanık Maltalı tüccar işgal kuvvetleriyle Türk takımlarına maç yaptırmayı akıl etmiş ve o zaman iki tarafı tribün olan Taksim Stadı'nda 8000 kişi hınca hınç o tribünleri doldurmuşlar. Ve işgal kuvvetleriyle Türk takımlarının yaptığı maçlara büyük ilgi varmış. Hatta maç sonrası kazanılan galibiyetlerden sonra talimhaneye kadar yürüyerek buradan kutlamalar yapılıyormuş. O dönemde pek çok kez burası o amaçla kullanılmış. Türkiye'de futbolun başladığı yer olarak kabul ediliyor. Aslında 26 Ekim 1923'te de burada ilk milli maçımızı oynamışız. Pek çok ilklerin olduğu yer demiştik Taksim Stadı'nda. İlk milli maçımızı da burada Romanya'ya karşı yapmışız. Ondan sonra yine pek çok ilk var burada. İlk radyo yayını Taksim Stadı'ndaki bir maçta yapılmış. 1939'da ilk gece maçı kışladaki duvarlara projektörler asılarak düzenlenmiş ve Beyoğlu Spor'la Fenerbahçe o maçta karşı karşıya gelmiş ve ilk gece maçı da burada düzenlenmiş. Tabii ondan sonra burası Lütfü Kırdar Belediye Başkanı iken bir düzenleme içerisinde kalınca parka dönüştürülmüş ve Türk futbolunun başladığı nokta Taksim Stadı da tarihe karışmış. Beyoğlu denince ilk akla gelenlerden biri de şüphesiz Beyoğlu çikolatası. Beyoğlu'na geldiğiniz zaman bu çikolatayı yemeden pek dönmezsiniz. Biz de hem çocukluğumuzda hem gençliğimizde Beyoğlu çikolatasının tadına bayağı bir bakmıştık zaten. Şu anda bile ne zaman buraya gelsem, İstiklal Caddesi'ne ne zaman geçsem Beyoğlu çikolatası yemeden dönmem. Diğer çikolatalardan farkı nedir bilinmez ama burada çok eski tarihten beri mesela şu elimde tuttuğum fındıklı olanda çok bol fındık vardı. Bu kadar bol fındıklı olan eskiden başka bir markada veya başka bir yerde yoktu. Ve bu bir gelenek oldu artık. Beyoğlu'nun en önemli tatlarından biri diyebiliriz Beyoğlu çikolatası için. Uzun dönemdir gelmemiştim aslında pandemiden dolayı. Tekrar şu çikolatanın tadına bakmak çok güzel. Sizin için tekrar bir bakayım. Bu lezzeti özlemişim. Beyoğlu'na gelip çikolata yemeden dönmeyin sakın.
İstanbul Sinema Müzesi'nde belki de en anlamlı köşedeyiz şu anda. Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekildiği kameranın önündeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. kuruluş yılında Ankara Hipodromu'nda nutku okudu. Ve o okuduğu sırada pek çok kamera aslında kayıttaydı. Kayıtta olan o kameraların ne yazık ki çoğunun kablolarının üstünden bir kamyon geçti. Ve en arkada kalan tek bir kameranın kaydı günümüze kadar ulaşabildi. Ve bizim zaten görüntülerine çok aşina olduğumuz o 10. yıl nutku okunması sırasındaki görüntüler sadece o tek kameranın kaydından çıkan görüntüler oldu. Neyse ki ona bir şey olmamış. İşte o kamerada İstanbul Sinema Müzesi'nde şu anda sergileniyor. Atatürk'ün o güzel sesiyle okuduğu, hepimizin hafızalarına kazınan nutuk işte bu kamerayla kaydedildi. İstanbul Sinema Müzesi'nde en ilginç bölümlerden birindeyiz. Yeşilçam telefonda bölümü burası. Burada çeşitli ekranlar var ve eski tip telefonlar. O ahizeyi kaldırdığınızda her seferinde farklı bir Yeşilçam karakteri sizinle telefonda konuşuyor. Bakalım şimdi benim şansıma kim çıkacak? Kaldırayım. Ayşecik geldi. Evet, Ayşecik'le şu anda telefonda konuşuyoruz. Beyoğlu'nda tarihi Atlas Sineması'nın da içinde olduğu İstanbul Sinema Müzesi'ndeyiz. İstanbul Sinema Müzesi İşletme Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu bize bilgi verecek. Beyoğlu'nun kalbi diyebiliriz herhalde Atlas Sineması için. Mutlaka herkes bir şekilde gençliğinde, daha öncesinde buradan geçmiştir, buraya girmiştir, bu sinemada film seyretmiştir. Tam arkamızda da zaten tarihi bir logo var. Önce onun hikayesiyle başlayalım isterseniz, sonra müzeyle ilgili sizden bilgi rica edeceğiz. Tabii konumla ilgili başlamak gerekirse şu anda Kültür Turizm Bakanlığı'nın çok önemli projelerinden bir tanesi oldu burası. Bu kültür mirası projesi kapsamında Karaköy'den başlayıp Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar giden bu yol, bu güzergah içerisindeki en önemli yatırımlardan bir tanesi, miraslardan bir tanesi burasıydı. Bu kendi kültürünü tekrar turizme kazandırma projesinde çok ciddi bir atılım yapıldı. Bu hem Atlas 1948 sinemasının teknolojiyle altyapısının oluşturulması ve günümüze kadar getirilmesi, yenilenmesi, tekrar özgün kuşağına kavuşturulana kadar ki bütün etapları tekrar planlandı ve pandemi şartları da göz önünde bulunarak bunu bir avantaja çevirmek gerektiği düşünülerek çok önemli bir içeride hijyen altyapısı tekrar oluşturuldu. Tabii bu jeopolitik önem diyelim, yani stratejik konumun
konumlandırılmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi bu Galata Port'tan başlayan Kültür Mirası Projesi'nin Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, arkasından burası ve tekrar Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar geçen sürecin en önemli noktası oldu. Bu saydıklarım arasında da hepsinin içinde barındıran çok önemli etkenler, çok önemli içeriklerde bulunuyor. İşte İstanbul Sinema Müzesi bunlardan bir tanesi. Şimdi baktığımız zaman bir dijital altyapıya sahip bir katta buluşuyorsunuz ziyarete geldiğiniz zaman. Bunun en önemli parçalarından bir tanesi bunu 200 yıllık bina içerisinde yapıyorsunuz. Binanın işte marketleri, parkesi, evet. Tarihi nereye kadar gidiyor? 200 yıl öncesine kadar gidiyor mu? Evet, evet. 1870'lere kadar 1870'lere dayanan bir Beyoğlu yangınından sonra yenileme projesi olarak burası güncellendi. Şimdi de burada çok önemli bir sinema müzesi var. Hem dijital anlamda hem analog anlamda pek çok hem eser var burada hem de belki de insanların çok hoşuna gidebilecek etkinlikler olduğunu duyduk biz. Onlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi mevcut yapıya baktığımız zaman ise mevcut yapıda da bir dijital kata, günümüze uyarlanmış bir dijital kat, evet, söz konusu. İçeride artırılmış gerçeklik bölümü var. Burada gerçekten Türkiye tarihinde Kapalı Çarşı bir merkez alınmış hem Türkiye sinemasında hem dünya sinemasında. Dolayısıyla orada çekilmiş filmlerin bir iPad aracılığıyla içine girebiliyorsunuz bir anda. Yine meşhur Türk filmlerinin içinde yer alabileceğimiz bir yeşil duvar var diyelim Türkçesiyle. Yeşil duvar var. Yeşil duvarda hem yerli hem yabancı filmlerde rol alabileceğiniz, birebir rol alabileceğiniz bir sinema, Türk sinema dünyası, dünya sinemasında da kullanılan bir dekor perdesi. Dolayısıyla seçtiğiniz filmde de rol alabiliyorsunuz. Son olarak ben şunu söyleyeyim. Tabii ben bir futbol sever olarak da aslında futbolun başladığı yer burası, Beyoğlu, Taksim. Yani şuradaki Taksim Stadı'nda Türkiye'deki futbol başlamış durumda. Onunla ilgili çok güzel kısa filmler de var, belgesel. Belki evet, bir bölüm onlara da ayırabilirsiniz. Kesinlikle. Bir futbol severlerin ilgisini çekebilir. Kesinlikle, en kısa zamanda düşünülecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Yani teşekkür ederim. Beyoğlu'nda Tarihi Çiçek Pasajı'ndayız. Burası şu anda pek çok restoranın hizmet verdiği İstanbul'un önemli noktalarından biri aslında. Ama tarihine baktığımız zaman burası öncelikle tiyatro olarak başlamış ve Naum Tiyatrosu, padişahların gelip burada İtalyan operalarını izlediği Avrupa'nın önemli tiyatrolarından biriymiş. Pek çok İtalyan operası burada Avrupa'dan, Paris'ten bile önce ilk kez sergilenmiş. Ama sonrasında büyük bir yangın geçiriyor. O yangın sonrasında tamamen çehresi değişiyor aslında. Ve burası altta 24 dükkanın, üstte 18 lüks dairenin olduğu bir site gibi adeta oluyor. Ve site de Pera, zaten şu an kapıda da yazıyor, olarak uzun yıllar hizmet veriyor. Oturanlar var üst katlarda, alt katta dükkanlar var. İstanbul'un o dönemki en ünlü dükkanları burada yer alıyor. Ama sonrasında yine bir değişim geçiriyor ve bugünkü halini alıyor. Uzun yıllardır da çiçek pasajı olarak hizmet veriyor. Aslında pek çok İstanbullunun, pek çok anısının olduğu bir yer burası, çiçek pasajı. Tarihte de böyle birçok değişim geçirmiş ama güzelliğiyle herkes de büyülüyor. Beyoğlu'nda Galatasaray'da Tarihi Mısır Apartmanı'nın önündeyiz. Burası 1910 yılında Ermeni mimar Aznavuryan'a yaptırılmış. Prens Abbas Halim Paşa tarafından ve o zamanın en güzel yapılarından biri olarak kabul ediliyor aslında. Art Nouveau tarzında yapılmış ama birinci mimarlık döneminin de tüm izlerini taşıyan bir yapı.
Buranın bir önemi de Mehmet Akif'in Asım adlı eserini yayınladıktan sonra burada üst katta 14 numaralı dairede o dönemin ünlü yazarlarıyla ve şairleriyle bir yemekte buluşması olmuş. Aynı zamanda Mehmet Akif ömrünün son günlerinde yine o 14 numaralı dairede misafir olarak geçirmiş. Üst katta da şu an müzesi bulunuyor. Şimdi isterseniz Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni yukarı çıkalım ve hep birlikte gezelim. Beyoğlu'nda Mısır Apartmanı'nın 4. katında Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'ndeyiz. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı burada anlatılıyor. Çok da güzel bir hatıra evi, bir müze. Burayı öncelikle gelip gezmenizi tavsiye ederim. Mehmet Akif Ersoy Kurtuluş Savaşı'nda ülkemiz, yurdumuz işgal altındayken tüm Anadolu'yu dolaşıp vaazlar vererek halkı mücadeleye katılmaya, Kurtuluş Savaşı'na katılmaya çağırmıştı. Balıkesir'de Zanus Paşa Camii'nde verdiği vaazda özellikle çok büyük bir galeyan yarattı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa onu Ankara'ya davet etti. Ankara'ya geldi ve Taceddin Dergahı'na yerleşti orada. Orada Mustafa Kemal Paşa ile de görüştükten sonra vaazlarını tüm Anadolu'ya dergi yoluyla belki de yaymasının daha doğru olacağını düşündü. Bir dergi çıkarttı. Tam o sırada milli mücadelenin en hareketli döneminde 1921'de bir marş gerekiyor dendi bu millete ve bunun içinde bir yarışma açıldı. O yarışmaya katılanlar arasında Mehmet Akif Ersoy yoktu aslında. Hamdullah Supi Bey, yarışmayı düzenleyen mebus, Mehmet Akif Ersoy'un mutlaka yazması gerektiğini düşündüğü için ona bir mektup gönderdi ve ondan bu yarışmaya katılmasını rica etti. 1 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı Meclisin kürsüsünde Hamdullah Supi Bey tarafından okunduğunda büyük bir alkışla karşılandı. 7 aday vardı aslında ama Hamdullah Supi Bey de benim oyum Mehmet Akif'in eserine dediği zaman herkes bunu destekledi ve 12 Mart 1921'de de resmen İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Bilmiyorum, herkes, her millet, her ülke kendi milli marşını çok sever ama bana göre dünyanın en iyi milli marşı ve Mehmet Akif Ersoy da bu eseri kazandırdı. Sonsuza kadar adı anılacak. Ben bir kez daha tavsiye ederim. Beyoğlu'na geldiğiniz zaman tabii ki dolaşacak çok yer var ama buraya da mutlaka gelin. Burada en çok ziyaret edilen müzelerden birindeyiz. İstanbul Modern'deyiz. Aslında geçici binasında şu anda. Asıl binası deniz kenarında, çok daha güzel manzarası olan bir yerde. Yakında tekrar oraya taşınacak. Ve burada hem süreli, yani daimi sergiler var, hem de geçici sergiler var. Yani yılın her döneminde burada çok güzel sergilere ulaşmanız mümkün. Deniz Pehlivaner kuratör yanımızda. Bize İstanbul Modern'le ilgili en güzel bilgiyi ondan alacağımızı düşündük. Yanımıza teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genel olarak İstanbul Modern'den bahsederek başlayalım isterseniz. Belki bilmeyenler olabilir. Onlara burayı tanıtalım. İstanbul Modern, Türkiye'deki sanatsal yaratıcılığı ve üretimi aslında uluslararası anlamda sanat ortamıyla paylaşmak üzere ve bu kültürel birikimi 2004 yılında kuruldu. İlk kurulduğunda müze Karaköy'de, sizin de bahsettiğiniz gibi deniz kenarındaki denizcilik işletmelerine ait Antrepono 4'te kapılarını izleyicilerine açtı. Yıllar içerisinde koleksiyon sergileri, yani bizim sürekli
sergi alanlarımızda koleksiyonundan çeşitli yapıtları bir araya getirdiği, yerel ve uluslararası anlamda sanatçıların dahil olduğu kronolojik ve tematik sergiler düzenledi. Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda retrospektif sergiler, çeşitli Türk ve yabancı sanatçılara ait, aynı zamanda karma sergiler düzenledi. Şunu da söyleyelim son olarak, Perşembe günleri İstanbul Modern ücretsiz olarak gezilebiliyor. Bir başka uygulama daha vardı galiba, Salı günü. Evet, Perşembe günü sabah saat 10'dan akşam 8'e kadar tüm gün ücretsiz. Salı günleri ise 18 ve 24 yaş arasındaki gençlerimize, özellikle üniversite öğrencilerinin bulunduğu yaş gruba Salı günü saat 2'den 6'ya kadar ücretsiz ziyaret imkanı sunuyoruz. Bu da biraz daha sanata teşvik etmek için belki de gençleri. Güzel bir uygulama. Biz de buraya geldiğinizde pek çok insan İstiklal Caddesi'ni geziyor, Taksim'e, Beyoğlu'na geliyor. Yolunuzu bir İstanbul Modern'e düşürün derim. Çok güzel sergiler var çünkü. Çok teşekkürler size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Beyoğlu Spor Başkanı Andrea Rombopoulos'la birlikteyiz. Beyoğlu Spor semtin adını taşıyan Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. İstanbul'un da en köklü kulüplerinden biri dolayısıyla. Başkanım, gerçekten. Öncelikle tarihçeyle şöyle kısaca bir başlayalım. Ya, Beyoğlu Spor dediğimiz zaman bir kere 1886. Evet. Yani nereden nereye gelmişiz? Kulüp her zaman bu semtin adını taşıdı. Pera olarak 23'te Pera semt olarak Beyoğlu olunca Beyoğlu Spor adını taşımaya başladı. Yani 100. yıla doğru gidiyoruz diyoruz ama aslında 100. yılı çoktan geçti Beyoğlu Spor. Tabii ki atletizmle başladı. Futbol sonra geldi. Ama bir kulübü ünlü yapan sonuçta futboldur. Evet. Beyoğlu Spor'da da öyle oldu. Ama çok büyük başarıları soruyorsanız basketbolda da oldu, voleybolda da oldu ama masa tenisi Türkiye'nin dışına da taşıdı Beyoğlu Spor'u. Masa tenisi sonraları bir numaraya yükseldi. Bir numaraya yükseldi. Bugün de böyle. Tabii Beyoğlu Spor'un bir tarihçesine baktığımızda işte 23'ten sonra Beyoğlu Spor'dan buradan giden yöneticiler gidiyorlar Selanik'e, PAOK'u, AEK'i kuruyorlar. Yani şu anda Yunanistan'ın en önemli futbol kulüplerinden iki tanesi bu Beyoğlu Spor'un kalbinden çıkma kulüpler aslında. Evet. Yani bunlar herkesin tanıdığı kulüpler. Önce Selanik'te PAOK kuruluyor. Aynen öyle. PAOK'tan ayrılanlar, Atina'ya gidenler de AEK'i kuruyor. Anlaşmazlık çıkıyor, gidiyorlar. Aslında AEK olarak, AEK olarak kuruluyor. Sonra PAOK ismine dönüşüyor. O ekip de gidiyor Atina'da AEK'e devam ediyor. Evet, açılımı neydi AEK'in? AEK'in, eski İstanbullular Spor Kulübü. Eski İstanbullular Spor Kulübü. Tamam, yani Türkçe tamam, çevirelim tamam, istedim yani. Bunu herkes bilsin evet. diye. Çünkü pek çok maçını seyrediyor herkes ama o açılımın ne olduğunu bilmiyor. Onun için onu öğrenelim dedim sizden. O hikaye de aslında çok ilginç. Onun tarihçesini biz yine anlatacağız bu programda ama biz biraz hem günümüze hem geleceğe bakalım sizle beraber. Evet, gerçekten öyle. Önemli olan bugün ve yarın. Çünkü gençlerimize bir şeyler vermek zorundayız. Beyoğlu semti hakikaten bu açıdan büyük sıkıntı yaşayan bir semt. Çünkü spor alanı yok Beyoğlu'nda. Kendi sahanız olmayınca bir branşı ilerletmek mümkün olmuyor. Oralarda, buralarda idman yaparak bu iş yürümüyor. O yüzden tekrar masa tenisine ağırlık verdik. Şubeyi 5 sene önce açtık. 3 sene gibi çok kısa bir sürede açık kümeden Süper Lig'e çıktık. Tekrar sağ olsun masa tenisi camiası Beyoğlu Spor'a bugüne kadar ne kadar önem verdiğini tekrar gösterdi. Kucakladılar gerçekten Beyoğlu Spor'u. Beyoğlu Spor yani inanılmayacak hızlı bir yani bir rekor sürede Süper Lig'e ulaştı. 2 senedir oradayız. Bu sene 6. bitirdik. Hedefimiz madalya inşallah da olacak. Bu yönde çalışıyoruz. Futbol olarak bakarsak ileride bir destek gelirse ne bileyim bir sponsor ya da kulübe sahip çıkan destekleyen biri olursa futbolda da açıkçası üst kümelere gitmek. Futbolda üst kümelere gitmek için çok ciddi bir para gerekli. Evet. Ve bir süreklilik görmezsek gelen destekte
cesaret edip bunu yapamayız. Çünkü kulüp benim gençliğimde burada basketbol oynadığım zamanlarda 3. ligi denedi. Sonra da aman dediler takıma yukarı çıkmayın paramız yok. Onu da bir sporcuya söylemek çok ağır bir şey. Doğru. O yüzden bugünkü yönetim eğer süreklilik arz eden bir gelir görmezse böyle bir şeyleri denemeyi bile hayal etmiyor. Ayrıca gördük ki bu bölgedeki yani Beyoğlu'ndaki en güzel belki de kulüp lokaline sahipsiniz. Çok gerçekten derli toplu, tarihi bir binadayız. Binamıza önem veriyoruz çünkü kulübün tarihi. Evet. Kupa odasını gördünüz. Yani bu kadar zengin kupası olan belki Beyoğlu'nda başka bir takım yoktur. Beyoğlu semtine ait bir Galatasaray kulübü var. Bu kadar zengin bir ki burada maalesef çeşitli dönemlerde buradan götürülmüş kupalar da var. Eksik kupalarımız da var burada. Çok değerli kupalar. Maalesef zamanında buradan bir şekilde birileri almış götürmüş. Ona rağmen bu kadar zengin bir kupa odamız var. Beyoğlu Spor Yöneticisi Pari Mayıs'la birlikteyiz. Kulübün tarihçesiyle ilgili pek çok bilgi aldık ama özellikle dikkat çeken nokta şu. Yunanistan'da AEK ve PAOK'un aslında Beyoğlu Spor'un çatısı altından çıkmış olması. Günümüzde bu ilişkiler nasıl, daha doğrusu kuruluştan bu yana nasıl ilişkiler içerisinde bu kulüpler? Son dönemlerde ilişkiler bayağı düzeldi, bayağı görünür olduk. Aslında çok görünür değildik. Zamanla çok unutulduk. Her ne kadar eski nesil hala hatırlıyor olsa da yeni nesil artık Beyoğlu Spor'u unutmaya yüz tuttu. Aralarında hatırlayan olmasına rağmen. Şimdi biz yaklaşık bir senedir forma tasarlıyoruz Beyoğlu Spor'umuzla ilgili. Ve bunu Yunanistan'daki Facebook taraftar sayfalarında bir şekilde satmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 300-400 tane forma sattık. Ama tabii problemler de yaşıyoruz. Rengimizden dolayı problem yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi AEK'in renkleri sarı-siyah, PAOK'un siyah-beyaz. Ve bu konuda bir türlü orta yolu bulamıyoruz. Çünkü bu iki takım birbirini sevmiyorlar. Tarihsel nedenlerden dolayı. Biri kendini gerçek İstanbul takımı, diğeri kendini gerçek İstanbul takımı gibi gördüğü için aralarında çok ciddi bir ihtilaf oluyor. Hatta bir taraftar bana şöyle yazmıştı, PAOK'lu bir taraftar, şu formanızdan sarıyı çıkartın, biz hardal yüzünden, hardaldaki sarı yüzünden biz artık hardal yemiyoruz, hayatımızdan çıkardık hardalı diye. Böyle de bir anekdot olmuştu. Ama her şey... Siyah forma yapın, olay çözülsün. Şimdi ona yöneldim. Şimdi onunla ilgili bir tasarım yapıyorum ki daha nötr olsun. En azından iki takımın da içinde bulunduğu renk. Ama tabii ki kendi rengimi de kaybetmek istemiyorum. Doğru. Çünkü o benim asıl rengim. Maç yapma şansı var mı? Sanıyorum takımlar gidiyormuş daha alt yaş gruplarda. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bizim ilk amacımız görünür olabilmekti. Bizi Yunanistan'da insanlar ölmediğimizi, can çekişmediğimizi görmelerini istiyorduk. Ve birkaç atılım yaptık. 98. yılımızda Cem bize çok güzel bir video hazırladı. O videoyu Facebook'ta sunduk. Onun üzerine PAOK'tan ve AEK'ten mesajlar aldık. Official site'larından ve kulüp içinden 98. yılımızı kutlayan mesajlar aldık. Birkaç kişiye sorduğumda Yunanistan'da bunu biz ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz dediler. Hiçbir zaman PAOK'un, AEK'in Beyoğlu Spor'u bir yerde kullandığı çok görülmüş bir şey değildi. Demek ki bir şekilde görünür olabilmeyi başarmışız. Bunun sonucunda da PAOK bize pandemi sonrası için, tabii ki ucu açık bir tarih, U14 kız takımımızla bir maç teklifi etti Selanik'te. İnşallah pandemi sonrası onu organize edip çok hızlı bir şekilde, pandemiden kurtulduktan çok hızlı bir şekilde inşallah Selanik'e gidip PAOK'la bir dostluk maçı yapacağız U14 kız takımımızla.
Beyoğlu Spor Kulüp lokalindeyiz. Bu köklü kulübün tarihçesiyle ilgili bize gazeteci Cem Fakir bilgiyi verecek. Aynı zamanda kulüpte de medya sorumlusu olarak görev yapıyorsun. Ve öncelikle şunu sorayım. Beyoğlu Spor'un aldığı kupalara baktığımız zaman burada buralara sığmadığını görüyoruz. O kadar fazla kupa var. Tarihinin, Beyoğlu Spor tarihinin kilometre taşları nelerdir diye sorsam. Şimdi kulübün tarihi öncesi yani Osmanlı zamanı Pera Kulüp. 1923'e kadar böyle geliyor. Pera Kulüp önemli sporcular yetiştirmiş. Hatta İstanbul Pazar Ligi var 20'lerde. Orada oynamış. Yabancı takımlarla da oynamış. Azınlıklarla da oynamış. Fenerbahçe Galatasaray'la da oynamış sonrasında. Şöyle önemli. Pera Kulüp 22'de İstanbul Ligi'nde şampiyon oluyor. Sonrasında bildiğiniz tam da Türk-Yunan Savaşı dönemi. Sonrasında mübadele var. 22'de 23'te Pera Kulübü'nün futbolcuları Avrupa seyahatine çıkıyor. Orada bazı yerel basında kaçtılar haberleri de çıkıyor. Ama mesela Fransa'da çok önemli maçlara çıkıyorlar. İşte Parc des Princes'te Fransa kadrosuyla oynuyorlar. O kadrodan bir kısmı Türkiye'ye dönmüyor. Zaten bildiğimiz işte AEK ve FAOK kuruluş hikayesi aslında o kadronun bir kısmının Yunanistan'a gidip bu kulüpleri kurması, orada da oynaması. Bunlardan en önemlisi de Pera Kulübü'nün şampiyon kadrosunun kaptanı, o dönemin bütün Pera Kulüp fotoğraflarında da vardır, Kostas Negropontis. Mesela AEK'in siteye girdiğinizde AEK'in unutulmaz futbolcuları arasında birer. Çünkü Fransa'dan sonra 25'te Yunanistan'a gidiyor. Burada kalanlar da yani dönemeyenler veya dönmeyenler, burada kalanlar Beyoğlu Spor'u kuruyor. 20'ler, 30'lar tamamen burada işte Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la maçlarını görüyoruz. 30'larda özellikle biraz Türk-Yunan ilişkilerinin daha yakın olduğu dönemler. İşte Yunan takımları buraya geliyor, Olympiakos buraya geliyor, onlarla yapılan maçlar. 40'lar aynı şekilde ve çok önemli sporcular da yetiştiriyor, futbolcular da yetiştiriyor. Peki sonraki yıllara gidelim, yine kilometre taşlarına bakacak olursak futbol biraz geri planda kalıyor. Masa tenisi sanıyorum ön plana çıkıyor. Şöyle, futbol aslında Milli Lig kurulana kadar Beyoğlu Spor var. Yani İstanbul Ligi'nde var. Beşiktaş'la Galatasaray Kulübü hemen yan sokakta. Galatasaray'la yapılan maçlar, milli takımın hazırlık maçları Beyoğlu Spor'la. Ama Milli Lig kurulduktan sonra bir alt ligde kalıyor. Beyoğlu Spor sadece 62 sezonunda baraj maçları sonunda yani şimdinin Süper Ligi'ne çıkıyor. Birkaç sezon orada devam ediyor ama sonrasında zaten biraz da real politik durumla da alakalı, nüfusun azalması gibi unsurlar nedeniyle futbol biraz daha giriliyor. Ama onun dışında Lefter'in mesela abisi bu kulüpte oynuyor. Lefter'in belki de Taksim Spor'a gitme sebebi de bu. Çünkü abisi Beyoğlu Spor'da oynuyor. Aynı takımda oynamak istemiyor. Büyük ihtimalle bir abi kardeş gerilimi tahmin ediyorum. Onun dışında Bodiri vardır, dramatik bir şekilde hayatını kaybeden Galatasaray tarihinin önemli sporcusu ama Beyoğlu Spor çıkışlı. Onun dışında enteresan bir hikaye, tam Metin Oktaylar zamanı, yaş olarak da 55-69 arası top oynuyor çünkü. Aleko Sofyanidis var mesela. Beyoğlu Spor'da başlıyor. Türkiye'nin B milli takımında oynuyor. Ama Atina'ya gittikten sonra Yunanistan milli takımında, yani iki ülkenin milli takımında oynayan sporcu da var. Beyoğlu semti ve Beyoğlu Spor. Semtin takımı sonuçta bu. Hı hı. Yani Türkiye'de ender bir Beşiktaş var, böyle semt takımı olan. İşte Beyoğlu Spor Pera'dan itibaren Pera ve Beyoğlu, yani bu semtin adını taşımış. Beyoğlu Spor Kulübü'nde bu kulübün belki de bir yaşayan efsanesi olan Kemal Azoğlu'yla birlikteyiz. Çünkü kendisi hem burada futbol oynamış hem teknik adamlık yapmış, halen de yapıyor teknik adamlık. Ve bu kulübün anılarıyla ilgili en çok danışabileceğimiz, en iyi danışabileceğimiz insan belki de kendisi. Hatta arkada da bir maç fotoğrafında kendisini gördük az önce. Öncelikle şununla başlayalım. Beyoğlu Spor'da böyle hepimizin bildiği, tanıdığı kimler oynamıştı bir dönem?
Kadir Ataç oynadı. Evet. Koço Kasaboğlu var. Benim hatırladığım, seyrettiğim. Ondan sonra Avram abi var bir tane eskilerden. Sabri Dino var. Güngör Süer var. Bunları ben izledim yani. Bunlar Beyoğlu Spor zaten. Beyoğlu Spor'da köklü izledim. Bir kulüp. Bu evet. Döneme kadar evet. Oynamışlar. Evet, bunları izledim. Siz de oynadınız. Ben de oynadım. Bu da benim 73 yılında işte Beyoğlu Spor'da 3. lig takımında oynadığım kadro yani. Peki o dönemlerde nasıldı Beyoğlu Spor? O dönemde, siz çocukluğunuzda izlediğiniz işte dönemler. İyiydi yani Beyoğlu Spor o dönemde işte biraz taraftarı da vardı. Burada Yunanistan'a gidenler oldu. Onlar Beyoğlu Spor eski Rumların kulübü olduğu için destekliyorlardı. Bir taraftar kitlesi vardı yani. Peki şu anda antrenörlük de yapıyorsunuz. Evet. Amatör de Beyoğlu evet, Spor. Yapıyorum. Evet. Nasıl? Gücümüzün yettiği kadar yaşımız biraz ilerledi tabii. Estağfurullah. Yani şu andaki durumu nasıl takımın? Amatör kümede işte sadece spor yapmak amaçlı genç çocukları oynatıyoruz. Bir fotoğraftan bahsedecektiniz. Evet, orada da Beyoğlu Spor'da benim geçen seneki kadro var. Ama bu hastalıktan dolayı 1,5-2 senedir oynayamıyoruz. Liglere ara verdiler. Pandemiden dolayı, bu Covid'den dolayı şu anda maçlar oynanmıyor. Beyoğlu'nda Saint Antoine Kilisesi'nin önündeyiz. Saint Antoine Katolik Kilisesi burada cemaati en fazla olan kilise olarak biliniyor. Aslında ilk olarak bu kilise Galata Kulesi'nin altında inşa edilmiş. Burada da bir tiyatro varmış. Concordia Tiyatrosu 1873 yılında tiyatro olarak hizmete girmiş. 1906'dan itibaren ise Saint Antoine Kilisesi buraya inşa edilmiş. Dediğim gibi Beyoğlu'nun önemli simge yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Her yıl özellikle Noel ayini burada çok büyük ilgi görüyor. Onun dışında da yıl içerisinde Katolik cemaatinin düğünleri burada yapılıyor. Pazar ayinleri burada yapılıyor. Beyoğlu'na gelenlerin de sıklıkla ziyaret ettiği noktalardan biri Saint Antoine Kilisesi. Karaköy'de Arap Camii'ndeyiz. Caminin imamı Sayın Cafer Talan bize buranın tarihçesiyle ilgili bilgi verecek. Neden önemli buranın tarihçesi? Burası bilinen İstanbul'daki en eski cami. Hatta İstanbul'un fethinden önceye kadar gidiyor değil mi hocam? Evet. Şimdi neden Arap Camii, neden tarihi bu kadar önemli bir yer? İstanbul henüz Bizans'ın uhdesindeyken, yani Konstantiniyye'yken, Arap kumandanlardan cariye bir ailenin çocuğu olan Mesleme bin Abdülmelik, kabri de hemen yanı başımızda bulunan büyük kumandan, Orta Doğu komutanı, Şam bölgesine ait sorumlu olan bir komutan. Mesleme bin Abdülmelik Şam bölgesinden Bizans'a yaklaşık 100-150 bin kişilik bir orduyla sefer evet. düzenler. Mesleme bin Abdülmelik buraya kadar gelir ancak Cenevizlerin uhdesinde bulunan bu bölgeyi zapt etmek zor olur.
Onun için ne yapar? 1,5 yıl bir muhasara sürer, mücadele. Bu boş alanda, bu bölgede henüz herhangi bir ibadetgah bulunmamakta. Mesleme bin Abdülmelik bu kadar bir mücadelenin ardından namaz kılma, namazgah olarak böyle olarak bir yer ister. O zamanki idarecilerden ve camimizin iç kısmında bulunan çilehane, bugün adlandırdığımız çilehane bölümünde bir namazgah elde eder. Bizans'ın o müsaadesinden, izninden sonra bu namazgahta yaklaşık 10 ve 12 yıl, bazı rivayetlerde 15 yıl, evet, namaz eda edilir burada. İlk ezan okunur. Yani fetihten 735 sene önce. Çok önce. Bizans'ın buradaki gücü ne zamana kadar etkili olmaya başlar? Şam bölgesinde çıkan bugünkü gibi karışık bir topluluk olan Orta Doğu'nun içinde bir isyan çıkması hasebiyle Mesleme bin Abdülmelik orduyu oraya çekmek zorunda kalır. Evet. Ve çekince burası zayıflar. Zayıf düşünce Bizans burayı kiliseye çevirir. Ne zamana kadar? 1453 fethiye kadar. Daha sonra Osmanlı malumunuz Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te burayı fethederken yapacağı ilk iş 1475'te burayı camiye çevirmek. Evet. Arap camiine, aslına döndürmek. Evet. Ve o günden bu yana da burada o günden ibadet beri devam ediyor. İbadet devam etmekte. Eksiksiz milletimizle beraber, cemaatimizle, esnafımızla, halkımızla bu din-i mübin, İslam'ın güzellikleri devam etmekte. Karaköy'deki Kamando merdivenlerindeyiz. Burası İstanbul'daki en güzel merdivenlerden biri, belki de en güzeli. 1870-1880 yılları arasında yapılmış. Halk arasında Aşıklar Merdiveni olarak da biliniyor. Aslında buranın yapılmasında bir aşk var ama o çok farklı bir aşk, torun aşkı. Abraham Komondo, bu bölgenin önde gelen tüccarlarından biri. Torunlarının Avusturya Lisesi'ne çok daha kestirme kolay bir yoldan gidebilmeleri için bu merdiveni yaptırmış. Hatta merdivenin şekli de, aralarda biliyorsunuz böyle duvarlar var. Birisi eğer en üstten düşerse bir yerde kalabilsin, durabilsin diye bu şekilde yapılmış. Yine onun arkasında bir torun aşkı var aslında. Başlarına gelebilecek kötü bir olayı düşünmüş ve o nedenle de merdivenleri bu şekilde yaptırmış. Burası Bankalar Caddesi ile Voyvoda Caddesi'nin tam kesiştiği noktada Karaköy'de ve mimari yapısıyla gelen herkesi büyülüyor. Sadece İstanbul'un değil, belki de Avrupa'nın en güzel merdivenlerinden biri. İstanbul'un en önemli simgelerinden biri. Galata Kulesi'nin önündeyiz şu anda. Beyoğlu Belediyesi'nden Bülent Aktan yanımızda. Onunla birlikte kuleyi konuşacağız. Tarihçesini bize anlatacak Bülent, sağ olsun. Dediğim gibi İstanbul'un en önemli simgelerinden biri ve görüyorsunuz günün her saati burası tıklım tıklım dolu. Ziyarete gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Biz tarihçeyle başlayalım Bülent. Nedir kulenin tarihçesi?
Şöyle, sadece İstanbul'un değil, dünyanın göz bebeği konumunda şu anda Galata Kulesi. Birçok ülkeden misafir geliyor buraya. 528 yılında Bizans Kralı Anastasius tarafından yaptırıldı burası. Fener Kulesi olarak kullanıldı. Daha sonrasında Yangın Kulesi olarak vesaire de kullanıldı. 1204 döneminde tamamıyla yerli yeksan oldu diyebiliriz 4. Aşk Seferleri sırasında. Tabii o döneme kadar Beyoğlu'nda en muzdarip olduğu şeylerden bir tanesi yangınlar. Doğru. Maalesef ki o dönemde Galata Kulesi birçok defa yandı. İşte Haç seferlerinden sonra tamamen yıkılan kule 1348'e kadar yapılmamıştı. O dönemde bölgede İtalyan asıllı Cenevizlerin çoğalmasıyla birlikte Cenevizler tarafından yığma taşı olarak, yani şu anki malzeme kullanılarak yeniden yapıldı. Daha sonrasında İstanbul fethedildi 1453'te. Kısa süre içerisinde de anahtarını teslim aldık. Burayı çok amaçlı kullandık biz. Yakında tersanemiz var. Tersanede çalıştırılan işçilerin kaldığı yer olarak kullandık. Fener Kulesi olarak biz de kullandık. Yangın Kulesi olarak kullandık. İstanbul Üniversitesi'nin içerisindeki, evet, Beyazıt Kulesi'nden sonra şehrin en yüksek ikinci itfaiye kulesidir aynı zamanda burası. Galata Kulesi. Tabii şimdi Galata Kulesi denince ilk akla gelenlerden biri de Azerfan'ın buradan kanatlarla uçması ve Üsküdar'a inmesi. Evet, evet. Onun hikayesi de çok ilginç. Gerçi o konuyla ilgili de son dönemde bir tartışma var ama biz onu hani olmuş gibi kabul edecek olursak, o hikaye nedir? Ya şöyle, Ok Meydanı dediğimiz bir bölge var. Beyoğlu'nun en yüksek bir noktalarından bir tanesi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra okçular için özel bir vakıf kuruyor. Okçular Vakfı olarak bugün Beyoğlu'nda yine faaliyetini sürdüren bir vakıf. Okçulara tahsis ediliyor orası. O bölgede Hezarfen Ahmet Çelebi beslediği güvercinlerin kanatlarını kullanarak matematiksel işlemler yapıyor. Özellikle logaritma kullanarak kendi tahtadan kanatlar yapıyor. Uçuş denemelerini de Galata Kulesi'nde gerçekleştiriyor. Bahsettiğimiz olay 17. yüzyılda oluyor. Söylentiye göre kulenin en üst noktasına çıkıyor, kendini serbest bırakıyor ve buradan karşı yakaya kadar, Üsküdar'a kadar, Doğancılar olarak adlandırılan meydana kadar uçuşunu gerçekleştiriyor. Evet, yani Galata Kulesi'nin yüksekliğine şöyle bir bakınca bayağı bir cesaret yani buradan kanatla birlikte tabii, boşluğa bırakmak. Yüksekliği ile alakalı şöyle bir şey söyleyebiliriz. 528'de yapıldığında 50 ile 55 metre civarında bir yüksekliğe sahipti. Tabii restorasyon çalışmaları sırasında kule birçok defa yükseltildi. Son yükseltilmesi de 1960'lardaki o büyük restorasyonda oldu. Kulenin şu anki yaklaşık uzunluğu 70 metre civarında. Evet. Ve o 70 metreye çıktığınız zaman doyumsuz bir İstanbul manzarası sizleri bekliyor olacak. İstanbul'un belki de en güzel görülebilecek noktalarından biri de Galata Kulesi. Bir an çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Beyoğlu Belediyesi olarak her dönem düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz spor okullarımız aktif bir şekilde devam etmekte. Yaklaşık 14 farklı branşta 10.000 civarı sporcumuz şu an aktif bir şekilde spor hayatlarına devam etmektedir. Buradaki amacımız gençleri kötü alışkanlıklarından arındırmak, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek ve onlara doğru yolu gösterebilmek. Haydar Başkanımızın öncülüğünde elimizden geldiğince gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Spor okullarımızda 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. Tabii bu spor okullarımızda yetenekli öğrencilerimiz için ayrı yetenek grupları oluşturuyoruz. Onlara ayrı antrenmanlar, ayrı çalışma programları hazırlıyoruz. Aynı zamanda Beyoğlu ilçesinde bulunan spor kulüpleriyle de işbirliği içerisindeyiz. Yetenekli gördüğümüz oyuncuları ilçemizdeki spor kulüplerinde lisanslı sporcu olarak değerlendiriyoruz. Futbolun şehirlerinde bu hafta İstanbul'un merkezinde Beyoğlu'ndaydık. Ne demiştik?
Bu programa futbolun başladığı yerde, her şeyin başladığı yerde başladık. Taksim Stadı'nda. Programı da futbola yeni başlayanların olduğu yerde bitiriyoruz. Beyoğlu Belediyesi Spor Okulları'nda futbola yeni başlamış kardeşlerimiz arkamızda. Beyoğlu'nu tüm güzellikleriyle size tanıtmaya çalıştık. Ayrıca Beyoğlu Spor'un bugün ne durumda olduğunu, bu tarihi kulübün gelecekteki hedeflerini bu programda sizlere yansıtmaya çalıştık. Bundan sonraki bölümlerde Anadolu'nun her noktasında futbolun şehirleri sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek hoşça kalın.